Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün traktörümüzün ekipmanlarını tanıtacağız. Ne kadar ekipmanımız var? Hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, bizim bu dörtlü pulluğumuz. Bunu nerelerde kullanıyoruz? Buğday, arpa veya nadas yapacağımız zaman kullanıyoruz. Bunun ağırlığı 320 kilo. Bunu biraz hafif böyle ıslak gibi yerlerde tıkanabiliyor bu. Onun için üçlüyü kullanabilirsiniz. Bizim üçlü de var, onu da çekeceğim. Yani bu da çok güzel bir pulluğumuz. Hemen yan tarafta da kaz ayağları var. Şöyle kaz ayağı. O da dörtlü. Böyle kazaya dedikleri bunlar. İsim ona vermişler. Buralarda pimleri var. Buralarda. Buralara yağ konuluyor. Yani gres basılıyor. Gördüğünüz gibi hepsinde, üçünde de var. 3, 1, 2, 3, 4'ünde de var yani. Bunlar ne işe yarıyor? Bu yaylar. Bu zorlandığı zaman ileri gidip gelmesini sağlıyor yani. Hareket ettiriyor bunları. Onun için bunlar kırılmaz. Bu yaylar olduğu için. Yaylar esnemesini sağlıyor yani. Rahatlıkla gidip gelmesini sağlıyor. Bunu da nerelerde kullanıyoruz? Bunları da hafif işlerde kullanıyoruz. Mesela bağ bahçe gibi. Mesela bizim zeytinlik olsun, cevizlik. Mesela dörtlüyle yaptığımız zaman çok derine gider. Bununla yaptığımız zaman yani köklerine zarar vermiyor ağaçların. Fazla derine gitmediği için bu da bizim için bir avantaj oluyor. Bunu da oralarda kullanıyoruz. Burada da küçük sepetimiz var traktörün. Bunu da küçük işlerde kullanıyoruz. Böyle yarım romok şeklinde. Akşam odun taşıdık biraz. İçi pisti şu anda. Yani çok işimize yarıyor. Küçük yerlere gidip gelmek için. Büyük romoyu sallamaya hiç gerek yok. Bu da bizim için avantaj. Bu da bizim üçlü pulluğumuz. Sert topraklarda falan iyi iş görüyor. Güzel batıyor. Bunda ortalama 300 kilo falan o aşağı yukarı vardır. Bu da bizim ot biçme makinamız. Yani bu da ne kadar ot biçiyor diyelim. Bir saatte 10 dönüm falan ot biçiyoruz biz bununla. Gördüğünüz gibi ot biçme makinemizin bunlar tasları. Tas diyoruz bunlara. İki tane. Altta üçer tane bıçakları var böyle. Böyle dönüyor bunlar. Bıçaklarını göstermek isterdim size ama şu an biraz aşağı. Evet. Bakın bıçakları böyle. Bunun bıçaklarını değiştirmek için de makinemiz burada. Bıçakların işi bittiğinde bunlarla yenisini değiştirebiliyoruz. Burada yağ koyma yeri var. Yağını buradan koyuyoruz. Burada da pimleri var. Grese'ye basıyoruz. Yani yağını falan hepsini kontrol etmemiz lazım. Yoksa işi biter. Bunun içinde zincir var. Böyle zincir dönüyor. Bu yayı arkadaşlar yani esnemesini sağlıyor. Eğer bunu tarlaya girdiğimizde bunu çıkartmazsak bunu traktörümüzün parçasını kırabiliriz. Yani bunu tarlaya girdiğinde çıkarttığımızda tarlada daha iyi performans vermesini sağlıyor. Yaylanıyor yani. İşimiz tarladan bittikten sonra bunu kapatmamız lazım. Kapatmazsak yolda makinemizi kırabiliriz. Şimdi bu kolumuz da traktörümüz şu an bu şekilde. Tarlaya girdiğimizde bunu bu tarafa doğru çekiyoruz. Yani ot biçme konumuna getirdiğimizde bunu buradan alıp buraya takıyoruz. O zaman tam biçme modunda oluyor. Ortalama 450-500 kilo var. Bu da bunun şafı. Bu şafı buraya takıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya takıyoruz onu da.
uzaktan çekelim. Başka neler var? Onları da tanıtalım. Burası da bizim ardiyemiz. Yani ıvır zıvırı buraya koyuyoruz fazlalığı. Bu da tankerimiz. İlaçlama tankerimiz. 400 litre alıyor. Şöyle hava basıncı var. Yani ilacın uzağa atmasını sağlayan. Onu buradan hava basıncını buralardan ayarlıyoruz. Bu da hemen şafı oluyor. Atla da şaf takma yeri. Şöyle arkadan da gösterelim. Bunlar da hortumları. Şöyle bu da tabancası. Burada neyimiz var arkadaşlar? Burada da ot çevirme makinemiz var. Onu buraya girmediği için biz bunu parçaladık. Yani söktük. Ondan sonra buraya koyabildik. Bu da dörtlü olarak. Gördüğünüz gibi çemberleri dörtlü. Çok kolaylık bu da. Eskiden biliyorsunuz yabayla çevirirdik. Burada ne var? Hemen dönelim. Burada da şöyle damlama aldık yine zaten. Burada da bizim tarlamıza attığımız tohum olsun, gübre olsun, tankı bu. 350 litre olarak geçiyor. Yani traktörden inmeden tohumunu tarlaya atabiliyorsun. Ondan sonra gübresini de atabiliyorsun. Bir de burada işte şunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi öküz arabası tekerlekleri. Bunları ben evin önüne koleksiyon yapacağım. Burada yatmasın bunlar. Şu an 3 tane. Çok eskiden öküzlerimiz vardı. Onun öküz arabasının tekerlekleri. Burada neyimiz var? Jeneratörümüz var. Pulluk demirde herhangi ıvır zıvırda bir şey koptuğu zaman onunla kaynak yapıyoruz. Hemen burada da bakalım neyimiz var. Burada da tırmıklarımız var. Yani buğday, arpa olsun. Onları toprağa attıktan sonra üzerinden bununla kapatıyoruz. Eski de bunu da değiştirmemiz lazım. Burada da romumuz var. Bu romumuz da 3 tonluk. Bu eskiden normal olarak yani kollarla traktörün kolları da kaldırıp takıyorduk. Ondan sonra böyle çevirme kolu taktırdık. Böyle daha rahat oldu. Hiç uğraşmıyoruz. Bu da eskidi. Bunun da işine bakmamız lazım. Son olarak da burada neyimiz var? Tankerimiz var. 3,5 tonluk. 3,5 ton su alıyor. Yani ceviz, zeytinlerimizin suyu olmadığı için biz bununla taşıyoruz onu.